olması nedeniyle de bazı etkinlikler yapıldı tabii. Onu da konuşalım. O etkinlikler İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başkanı özellikle hayal kırıklıklarını da dile getirdi. Onu da konuşalım. Çünkü yeteri kadar kalabalığın gelmemesi, Erdoğan'ın belediye binasına gitmemesi, bütün bunlar onun dilinden dile gelmiş durumlar. 15 Temmuz sonrası şehit yakınları da ve gaziler için toplanan 310 milyon lira vardı. Bugün 1,5 milyar civarında bir para bu. Ancak bu para adresine ulaşmadı. Şehit yakınları da ve gaziler bir kez daha bu paranın akıbetini sordular. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta zaten meclis kürsüsünden bunu gündeme getiriyor. Ali Mahir Başarır dünkü etkinlikler ve gazi ve yakınlarının, şehit yakınlarının bu parayı alamaması meselesi. Ne diyorsunuz? Sürekli olarak gündemde tutuyorsunuz tabii ama dün tabii çok daha özel bir gündü. Söz sizde. Mikrofon kapalı galiba Ali Mahir Başarır. Mikrofonunuz kapalı. Evet, geliyor mu sesim? Şimdi geldi, evet. Evet, gerçekten 15 Temmuz bizim için çok acı bir gün. Türkiye tarihi için çok acı bir gün. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle buradan anıyorum. Ama maalesef ki 15 Temmuz'a geliş sürecini hiçbir şekilde konuşamadık, hiçbir şekilde araştıramadık. Mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. O komisyon çalıştırılamadı. O komisyon çağırdı, çağırmak istedi, birçok kişi dinlenemedi. Bir rapor bile sağlıklı bir şekilde oluşup paylaşılamadı. Yani biz isterdik ki gerçekten 15 Temmuz 2009 referandumu, bakın 2010 referandumu, ondan sonra yapılan atamalar, Balyoz Ergenekon süreci, işte Sağlık Bakanlığından, Emniyet'ten, istihbarata kadar devletin ne olduğu belirsiz bir adama teslim edilmesi. Bunların hepsini aslında konuşmak isterdik. Konuşamadık ama 15 Temmuz'a sebebiyet verenler, 15 Temmuz'u göstere göstere gelmesine seyirci kalanlar dün yine sahnedeydi. Bunu üzüldük. FETÖ'nün siyasi ayağı mutlaka incelenmeliydi. Bu benim içimdeki çok derin bir yara. Sadece bir milletvekili tutuklandı. Eski bir milletvekili Ahmet Uzun tutuklandı. O da çok Mersin milletvekili. Çok kısa bir süre kaldı. FETÖ'nün verdiği listeler, milletvekili listeleri, görev yapan milletvekilleri, bayrak kullanan milletvekilleri, bunların hiçbiri konuşulmadı. FETÖ'yle ilişkili bir belediye baş, mesela Melik Gökçek 17-24 Aralık sürecinden sonra FETÖ'nün yayın organlarına para veren bu adam, FETÖ'yü öven bu adam, daha sonra FETÖ'nün ayaklarının dibinde resim veren Nebati Hazine'nin teslim edilmesi, FETÖ'yü defalarca meclis kürsüsünden öven bir adamın adaleti teslim etmemiz, adama adaleti teslim etmemiz, hala bu ülkede işte Abdülkadir Selvi gibi bir adamın bir gün bile ifade vermemesi, o kadar acı şeyler ki yani ben nerede FETÖ'nün dedim, Hürriyet İmamı dedim onun için, çıkıp bir cevap bile veremedi. Eğer ki FETÖ'yle böyle mücadele edildiyse ve edilmeye devam edilecekse vay halimizde. Ben isterdim ki Melik Gökçek'e yargılansın. Yani Kars'ın Digor ilçesinde bankasyaya para yatıran bir öğretmen açığa alınıyorsa o Melik Gökçek de hesap versin. Abdülkadir Selvi de hesap versin. Hüseyin Gülerce diye bir adam ya bir gün bir dakika ifade vermedi bu ülkede. Onlar da bu ülkede hesap sorsun. Melik Gökçek diyorum, altını bir kez daha çiziyorum. Bakan, Adalet Bakanı mutlaka hesap versin ama vermedi ve dün bunu bir kutlamaya, bunu bir gösteriye çeviren bir cumhurbaşkanı vardı. En başta da 15 Temmuz'un, şehitlerin, yaşananların, bakın askerler öldü. Cezaevinde ölen Ali Tatar'ın hesabını vermediler. Yani bunun bir numaralı sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan çıkıp kürsüden konuştu, bir kez hesap vermedi. Bir kez özür dilemedi. Bir kez evet büyük suç bende demedi. Ona üzülüyorum. Ondan sonraki süreçte Sayın Ankara Milletvekilimiz Murat Emir, biliyorsunuz ki bir vakıf vardı, bir dernek vardı. Derneğin binasının yerini tespit etti. Orada yerler esiyordu.
bu toplanan bugünün rayiciyle 310 milyon, bugünün rayiciyle 1,5 milyar paranın dağıtılmadığını, hazineye irat kaydedildiğini, yani beşli çeteye ya da faiz olarak işte İngiltere'deki bir avuç tefeciye dağıtıldığını gördük. Yani bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar oradaki ölen, hayatını kaybeden, şehit olan vatandaşlarımıza karşı duyarsız bir iktidar var. Bari şu parayı verseydiniz insanlara, bunu da ortaya çıkardık. Bunun için araştırma komisyonu kurulmasını istedik. Meclis gündemine getirdik. Bakın bu da reddedildi. Suç duyurusunda bulunduk. Bu da reddedildi. Bu parada beşli çeteye ve işte İngiltere'deki bir avuç tefeciye gitti. Çok acı. Ben bir kez daha hayatını kaybeden yurttaşlarımıza, güvenlik görevlilerimize, askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ama bunda suçu olan, bizi bu duruma getiren, ülkeyi bu bir hale getiren AKP'yi de asla affetmiyorum. Çünkü FETÖ'nün bir numaralı faili AKP'dir. AKP'deki bir grup siyasetçidir. Onlar bu devleti, güzel devleti Amerika'daki münafığa teslim etti. Konuştuğumuz için bizler yargılandık. Konuştuğumuz için bizler hesap verdik. Kahraman Türk askerlerini, bakın kahraman Türk askerlerini cezaevinde zindanlara attılar. İşte meclisi bombalayanlara görev silah verdiler. Bunlara seyirci kalan bir başbakan vardı. Bunlara makam arabasını veren, o savcıya makam arabasını veren bir başbakan vardı. O bir kez bile hesap vermedi. Ben ve 84 milyon ona hakkımızı helal etmiyorum. Evet, şimdi tabii aynı zamanda darbenin finansörü olarak adlandırılan ve oralar gazete manşetlerine çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'ne devlet töreni düzenlenmesini de belki hatırlamak lazım. Plaket verilmesini, uçağa kadar geçirilmesine. Çok kısa insanların... bir şey ekleyeyim. Zeynel Bey, unuttum onu. Evet, evet. Birleşik Arap Emirlikleri, ABD bununla ilgili. Bakın hala biz FETÖ'yü almak adına bir adım atmadık. Doğru düzgün bir adım atmadık. Sayın Mehmet Ocak'tan söyledi. Bununla ilgili Amerika'ya en küçük bir tepki koyamadık. Hala dün bile konuşmasının bir bölümünde "Hey Amerika" demedi, diyemedi. Ama şöyle bir kavram var. Bu kavramı da ilk kez sizin programınızla beraber bulmuştuk. Makbul FETÖ'cüler. Bu makbul FETÖ'cüler kimler? Daha önce FETÖ'yle iş tutan, kol kola yürüyen, devlet içerisine sızan, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'a eğilip tövbe eden makbul FETÖ'cüler var. Abdülkadir Selvi, Hüseyin Gülerci, Melik Gökçek, Bekir Bozdağ, Nebati. Bakın bunlar makbul FETÖ'cülerdir. Bugün kötü oldukları, suçladıkları Birleşik Arap Emirlikleri, evet bugün de makbul FETÖ'cü olmuştur onlar için. ABD de öyle olmuştur. Çünkü AKP nasıl bir yapı biliyor musunuz? AKP kim neyse, menfaati kim neyse dünü unutuyor. Dünü unutuyor. Ama unutmasın, bu saydığım isimlerin tırnaklarında, ellerinde, vicdanlarında ölen o insanların, Halit Atar'ın kanı var, kanı. Kanı var. Birleşik Arap Emirlikleri için de bunu söylüyordu. Kırmızı halıyla karşıladı. Kırmızı halıyla karşıladı. Niye? 3 kuruş para için. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti, şerefi paradan da, puldan da, her şeyden de önemlidir. Evet. O yüzden bu makbul FETÖ'cüler bugün rahat olabilirler. Bizim hakkımızda abuk subuk yazılar yazabilirler. O Melik Gökçek hala o kirli ağzıyla hakaretler edebilir. Ama herkes bilsin ki bugün nasıl ki FETÖ'cüler yargılanmışsa, cezaevindeyse gün gelecek Melik Gökçek de, Bekir Bozdağ da, Nebati de, Abdülkadir Selvi de, Hüseyin Gülerce de en ağır şekilde bunun hesabını verecektir. Onları affetmek yok. Onları affetmeyeceğiz. Onlara af yok. Herkes bunu böyle bilsin. Mehmet Ocak'tan. Şimdi tabii